8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Sayın Cumhurbaşkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün toplumumuzun adeta kanayan bir yarısı olan kadına şiddetten söz etmeden geçemeyeceğim. Kardeşlerim, kadınlarımız öyle enteresan, öyle ipe sapa gelmez sebeplerden dayak yiyorlar ki bunlardan birkaç örnek vermiştir. Fenerbahçe golüydü. Çat! Bir tokat. Dilmar birinci ayakta gelmedi. Çat! Bir tokat da. Yemek tuzlu oldu dayak. Tuzsuz oldu. Yine dayak. Yine dayak. Kardeşlerim, kadınlarımızın çilesi evde kocasıyla bitmiyor. Bir de toplu taşıma araçlarındaki gerek metrolar, gerek otobüslerde olan Fordçular var. Buradan Fordçulara sesleniyorum. Hey Fordçular! Toplu taşıma araçlarında kadınlara sinsi sinsi yanaşarak, yaslanarak, dayanarak eline ne geçiyor ya? Senin hiç anan bacın yok mu? Allah belanızı versin sizin. Allah sizi ıslah etsin. Kardeşlerim, bir de bu tacizci sapıklar var. Onlardan bahsetmeden olmaz. Onlara da bir ses verin. Ey abasalar! Ey ırz düşmanları! Sizin yatacak yeriniz yok. Vatana ve millete bir ayrınız yok. Sizi toprak bile kabul etmez. Sayın Cumhurbaşkanım, bu kadınlara bunlar yapılır mı? Bu kadınlar bir çiçek değil mi? Sen sus bakayım ya. Burada Cumhurbaşkanım konuşurken sen ne konuşursun? Kadınların çiçek olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Değerli kardeşlerim, lafı fazla uzatmadan bu olayla ilgili son mesajım şudur. Kadına el kaldıran adam, adam değil, madamdır bana böyle bir. Değerli kardeşlerim, burada çok enteresan bir yazı var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Günah, kadın için neyse erkek için de olur. Erkeğin elinin kiridir diye bir ayet inmedi bunu böyle bir. Değerli kardeşlerim, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Günümüz kutlu olsun. Allah'a ısmarladık.